İslam dinine göre size zarar vermeyen hiçbir hayvanı kesinlikle öldürmeyin. Sırf zarar vermek için yapılan eylemler sizi günaha sokabilir. Bazı hayvanlar var ki öldürmeniz kesinlikle istenmiyor. Bu videoda İslam'da özellikle bahsedilen, öldürülmesi yasaklanan hayvanlara bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara karınca. Aslen zararsız olan canlıları öldürmek, hele de işkence yapmak dinimizce kabul gören bir anlayış olmadığı gibi insanlık açısından da kesinlikle doğru bir davranış olmaz. Peygamberimiz de karıncaların öldürülmesini kesinlikle yasaklamıştır. Size zarar veriyorsa yılanı ve yırtıcı hayvanları sadece öldürebilirsiniz. Karıncalar çalışkan ve zeki hayvanlardır. O yüzden zarar vermek tamamen mantıksızdır. Karınca yuvalarından da olabildiğince uzak durmak gerekir. 2 numara bal arısı. Bal eski zamanlardan beri önemli bir gıda maddesi olarak tüketilmiştir. Ayrıca bütün kutsal dinlerde de bal önemli bir şifa kaynağı olarak görülmüştür. Arıların bu kadar şifalı olmasından Kur'an'da da bahsedilmişti. Karınca ile ilgili ayetlerde arının davranışlarına, petek inşasına, dağlarda, ovalarda ve insanların yaptığı kovanlardaki şaşırtıcı işlerine, üretilen balın ve diğer ürünlerin farklı renklerde oluşuna, önce sıvı hale olup sonra farklı yoğunluklarda katılaşmasına, en önemlisi ise sadece balda değil, arının bütün ürettiklerinde şifa olduğuna dair bilgilere işaret edilmektedir. 3 numara kurbağa. Hazreti İbrahim ateşe attıklarını gördüğünde kendi gücü ölçüsünde ona yardım etmiş ve Allah'tan ona yardım etmesi için dua etmiştir. Kutsal kitapta da adı geçen çok az hayvanlardan biri. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, hayvanlar içerisinde kurbağadan ziyade Allah'ı zikreden yoktur. Ayrıca Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman Nemrüt'ün yaktığı bu ateşi söndürmek için ağzıyla su çekmiştir. Öldürülmesi yasaklandığı için eti de haram kılınmıştır demiştir. 4 numara baykuş. Hazreti Adem cennetten uzaklaştırıldığı ve yeryüzüne gönderildiğinde bu kuş bir ay boyunca Hazreti Adem'e kılavuzluk etmiştir ve ayrıca Allah'a ibadet eden ilk kuştur. O yüzden öldürmemek daha hayırlı olacaktır. Her ne kadar pek çok batıl inançta kötü şans getirildiği söylense de bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. 5 numara Hütüt kuşu. Bu kuşlar Filistin'de ve daha çok Mısır'da bulunur. Kışın Afrika'ya göç eder. Eski Mısırlılar Hütüt'e saygı gösterir ve horusun simgelerinden biri kabul ederlerdi. Hütüt, Talmud'da yaban horozu olarak adlandırılmakta. Tevrat'ta eti yenilmeyecek kuşlar arasında sayılmaktadır. Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın şehri konusunda kılavuzluk etmiştir. 6 numara Ebebail kuşu. Çıkardıkları sesler görüntüsüyle görenleri büyülemekte. Yaklaşık 17 santim olan bu kuşlar Ebebail, Apus Apus, Sahangiller familyasından gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan kuş Ebebail kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen, dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Evreye ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Ebebail kuşları Kur'an-ı Kerim'de geçen nadir kuşlardandır. Bu kuşlar Fil suresinde yer almaktadır.